ABD'nin Ukrayna'ya Rusya içindeki hedeflerin vurulması için izin verdiği iddia edildi. Politico dergisine göre Biden yönetimi sadece Harkov bölgesindeki saldırılara karşılık vermek için Ukrayna'ya silah kısıtlamasını kaldırdı. Fransa ise önümüzdeki hafta ilk birlikleri Ukrayna'ya göndermeye hazırlanıyor, ancak bu karar Fransız muhalefetinin tepkisine yol açtı. Rusya Ukrayna savaşında gözler Paris'te. Fransa Ukrayna'ya askerlerin eğitimi için ilk askerleri göndermeye hazırlanıyor. Newsweek dergisine göre bu adım birkaç gün içinde hayata geçecek. Reuters ise resmi kararın önümüzdeki hafta Zelenski'nin Paris ziyareti sırasında duyurulacağını iddia etti. İlk etapta sınırlı sayıda asker gidecek. Daha sonra bu sayı yüzlerceye yükselecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da asker gönderme bilgisini teyit ettiklerini açıkladı. Macron'a en sert eleştiri ise Fransız aşırı sağcı lider Le Pen'den geldi. Macron'un Fransa'nın Rusya ile savaşa girmesini istediğini düşünüyorum. Dünya savaşına gireceğimiz için karşı çıkıyorum. Buna karşı çıkan tek kişi ben değilim. Özellikle ABD ve Almanya'da karşı çıkıyor. Bu delilik olurdu. Avrupa'nın gündeminde sadece Ukrayna'ya asker gönderme konusu yok. Verilen silahların Rusya içindeki hedeflere yönelik kullanılması da var. Uzun menzilli füzelerin Rusya içlerinde kullanılmasına izin verilmesi durumunda Rus topraklarının çok büyük bir kısmı menzil içerisine giriyor. Amerikan Politico dergisi ise Biden yönetiminin Ukrayna'ya gizlice Rusya içindeki hedeflerin vurulması konusunda izin verdiğini iddia etti. Dergiye göre bu izin şimdilik Harkov bölgesi için geçerli olacak. Son adımsa Danimarka'dan geldi. Danimarka, Ukrayna'ya verilecek F-16 savaş uçaklarının Rusya içindeki hedeflere karşı kullanılabileceğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri de Ukrayna'ya silah desteğinin arttırılması çağrısını yineledi. Ukrayna cesurca savaşıyor fakat zorluklar büyüyor. NATO zirvesinde ayakları yere basan NATO'nun büyük bir rolü olacağı, Ukrayna'ya güvenlik desteği ve eğitimi içeren plan sunacağız.